evinde otursa ya da gelen merkezde otursa niye Kılıçdaroğlu sokakta değil? Sokağa çıkarsa niye Kılıçdaroğlu sokakta? Bu e, iktidar partisi ve yandaş medyanın bu tür eleştirileri var. Ne diyeceksiniz? Bugünkü görüntüleri izlediniz. E, Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili. E, yani haklı noktada verilen bir mücadelenin bu bir devamı mı? Yoksa e, bürokratların kendi telaşı içinde korkusu içinde Bürokratların üzerine kurulmuş bir e, yani doğal bir baskı mı? Nasıl gördünüz tabloyu? Şimdi her şeyden önce gerek vatandaşlar, gerekse milletvekilleri, partilerin genel başkanları bu ülkedeki kamu kuruluşlarını her zaman, her istedikleri zaman ziyaret edebilirler. Orada sorunlarıyla bağlantılı konuları da görüşebilir. Özellikle vatandaşlarımız açısından söylüyorum siyasetçiler açısından da karşılıklı bilgi alışverişi yapar. Yani gider bir kuruma ille de her seferinde bakanı haberdar edecek değildir. Ben ömrüm 30 yıldır kamu kurumlarında zaman zaman lazım olan bilgileri elde etmekle geçmiştir. Ve ben muhalefette olduğum dönemlerde de hangi kurumdan hangi bilgiyi istediysem o kurum bana o bilgiyi vermiştir. Şu kurumda bana şu bilgiyi vermedi diyeceğim hiçbir dönem olmamıştır AKP dönemine kadar. Bugün nereden bilgi isterseniz bilgi isteyin kapalı. Böyle bir yapı var. E şimdi sorun şeyde iktidar yapısında, hükümet etme biçiminde. Devlet halka açık olur, siyasetçiye de açık olur. Hatta her zaman şunu söylemişlerdir bana. Muhalefet olarak bir kuruma gittiğimde, mecliste bakana rastladığımda, e, ilgili genel müdüre bütçe vesaire nedeniyle rastladığımda. Ya biz çok mutlu oluyoruz siyasilerin kurumlarımıza uğramasına. Çünkü personel de kendisini disipline ediyor. Bu aslında adı konulmamış bir denetim etkisi yapıyor ve verimini artırıyor kurumların demiştir. Ama şimdi feodal döneme döndü Türkiye. Feodalitede biliyorsunuz şatolar olurdu. Her feodal beyin bir şatosu olurdu. O şato dışarıdakilere kapalıdır orayı ele geçirmiş olanlara aittir. İç düzenleri ona göre yaparlar, dış düzenlerini ona göre yaparlar ve kendileri çalar, kendileri oynarlar. Böyle bir devlet anlayışı kalmadı yeryüzünde. Yok böyle bir devlet anlayışı. Elbette ana muhalefet partisinin genel başkanı istediği kuruma gider, istediği kurumdan bilgi alır. Üstelik de bilgi veriyorsunuz geliyorum diye. Randevu almaya bence gerek yok. Bilgi vermek yeterlidir. Ani Kemal Kılıçdaroğlu geliyor. Kapatalım kapıları. <laughs> ne olacak kapatınca? Ne olacak yani? Demek ki o kapalı kapılar ardında o kadar çok suç var. O kadar çok suistimal var. Yağma var, düzensizlik var. Onun için muhalefet görmesin istiyorlar. Bunun başka bir izah olmaz, başka bir mantığı olmaz. Siz muhalefete kapıları kapatmaya çalışıncaya kadar işini düz düzgün yapmayı öğrenin. Kurumlarınızda işler, kamusal mantıkla işler bir düzen kurun. Gelenler de aa ne güzel olmuş ya, devlet çarkı ne güzel çalışıyor. İyi bir mekanizma kurmuşlar, bakın masalar, işler böyle düzenli bir şekilde ak akıyor, bilgi toplanıyor, dağıtılıyor. Ne güzel desin. Yok yani siz düşünün şimdi. Bir kamu kuruluşunun kapısını niye kapatırlar? Aman içeridekileri bilmesinler diye. Biz zaten muhalefet olarak hep şunu söyledik. Siz şeffaf değilsiniz. Siz hesap verebilir bir yönetimden yana değilsiniz. Onun için kapalı iş görüyorsunuz, kapalı iş çeviriyorsunuz. Bugünkü kurum biliyorsunuz Et Süt Kurumu Tarım Bakanlığı ile ilgili düzenlerinin o kadar bozuk olduğu açık ki bakın en son biliyorsunuz birçok yerden maaş alan memurlar vardı. En son bizim Deniz Yavuz Yılmaz Tarım Bakanlığı'nın dört bakan yardımcısı ile ilgili yeni bir şey keşfetti. At yarışları ve müşterek bahisleri düzenleyen Yüksek Komiserler Kurulu var. Bu dört bakan yardımcısı da bu kuruldan maaşları dışında 20'şer bin lira para alıyorlar. 20 bin lira alıyorlar. Asgari, asgari ücretin 4285 lira olduğu Türkiye'de bunlar asgari ücretin 4-5 katı parayı bu yüksek komiserler kurulundan at yarışları ve müşterek bahis düzenleyen bu kuruluştan alıyorlar. Ya nasıl alırsın? Senin orayı denetleme görevin var. Sen oradan para alırsan orayı nasıl denetleyeceksin? Böyle bir şey olur mu? Dört bakan yardımcısı. Bunlar tespit edilenler. 40 milyonda bakan, 40 bin lira da bakan maaşı var. Oh ne güzel. 60 bin lira maaş al. Bilmediğimiz başka yerlerden varsa ki olma ihtimali kuvvetlidir. Çünkü diğer birçok bürokrat baktı ki 8-10 yerden maaş alıyorlar. Birkaç yüz bin lira maaş alan bürokratlar var. E şimdi bu kurumlar böylesine devleti, ülkeyi bu hale getiren, kaynaklarını tüketen, eman bu kuruluşların yöneticileri kapılarını muhalefete açabilirler mi ya? Kapılarını muhalefete açabilmek için kendi kapıları değil o zaten. Ülkenin kapısı, devletin kapısı, milletin kapısı herkese açık olması gereken kapı. Ama sen emaneten orayı yönetmekle görevlendirilmişsin. Ama yönetmekle görevlendirildiğin kapıyı bir muhalefet partisi milletvekiline, genel başkanına açamıyorsun. Çünkü kusurların büyük, istimallerin büyük. İçeride ne çevirdiğin belli değil. Hepsi üçer beşer maaş alıyorsa girip burayı kurcalamasınlar diye düşünmeleri doğaldır. Biz bunu yaşıyoruz. Ve maalesef bu bir felakettir. Hiç hayatımda biliyorsunuz meclisin en kıdemli milletvekili benim. <laughs> 31 yıldır meclisteyim. Sayın Bay Baykal hariç tabii hem süre olarak hem e, başlangıç dönemi olarak hiç inanın hiç ömrümde ben böyle bir şey görmedim ve asla bu döneme kadar da duymamıştım. Türkiye yani neler yaşıyor düşünün. Evet çok ağır bir tablo. Tabii e, et süt kurumu kimsenin e, babasının dükkanı ya da dedesinin çiftliği de değil. Et süt kurumu bu ülkenin Sayın Bakan'ın söylediği gibi bir kamu kuruluşunun bir kolu ve Türkiye'de birçok üreticinin sorunlarının tartışılması gereken ve et süt kurumu olarak yine piyasayı belli ölçüde dengede tutması gereken kritik bir kurum. Yani son derece önemli bir kurum. Gelen kimse de parlamento üyesi, aynı zamanda Türkiye'nin ikinci büyük partisinin genel başkanı. Yani e, sizin orada eşiniz, dostunuz, ahbap, çavuş, çay ocağına bile misafir alıyorsunuz. Ama bir ülkenin ikinci partisinin genel başkanını bakanlığa sokmuyorsunuz. Yani el insaf, ya çok zor Sayın Bakan'a katılırım yıllarca gazeteci olarak. Ben bile o bakanlıklara eskiden tabii. Şimdi bize de yasak Sayın Bakan. Öyle mi? Tabii. Bakanlıklara giremiyoruz artık. Kimliğe bakıyor? Korkuyorlar. Tabii. Bak korkuyorlar yapmış oldukları suistimallerin ortaya çıkmasından, görünür olmasından, bilinmesinden korkuyorlar. Onun için gizlilik, kamu parasını nasıl harcadıklarını gizlemek bunların bir numaralı politikası haline gelmiştir.